Amerika Birleşik Devletleri'nin Hawaii eyaletinde ölmüş bebeklerin kimliklerini çalmakla suçlanan çiftin Rusya'nın gizli servisi KGB ile bağları olduğu öne sürüldü. Amerika Birleşik Devletleri Hawaii Bölge Mahkemesi'nden alınan dava dosyasına göre her ikisi de 60'lı yaşların sonunda olan Walter Primrose ve eşi Gwen Morrison her biri öldüğünde bir yaşından küçük olan bebeklerin kimliklerini çalmakla suçlanıyor. Daily Beast'te yer alan habere göre, çiftin sahte isimleri Bobby Edward Ford ve Julie Lynn Montague isimli iki bebekten alınmış. Amerika Birleşik Devletleri Sahil Güvenliğine bağlı olarak çalıştığı öğrenilen Walter Primrose'un bebeklerden çaldığı kimlikleri, sahte pasaportlar, sürücü belgeleri ve savunma bakanlığı kimliği gibi kritik belgeler için kullandığı ortaya çıktı suç işledikleri tespit edilen çift yakalandı. Güvenlik güçlerince tutuklanan çift ağırlaştırılmış kimlik hırsızlığı, suç işlemek için komplo kurmak, pasaport başvurusunda yanlış beyanda bulunmak gibi birçok suçtan yargılanıyor. Davanın son duruşmasında federal savcılar herkesi şaşkına çeviren bir kanıtla mahkemenin karşısına çıktı. Amerikan Başsavcı Yardımcısı Thomas Mohlek, çiftin KGB üniforması giyerken görüldüğü fotoğrafları mahkemeye sundu ve çiftin kefaletsiz olarak hapiste tutulmasını istedi. Savcılar, çiftin gizli iletişim kurma konusunda son derece yetenekli olduğuna dikkat çekerek parmaklıklar ardında tutulmazlarsa kaçma risklerinin yüksek olduğunu savundu. Çift söz konusu üniformaları şaka olsun diye giydiklerini iddia etti. Mahkeme kayıtlarına göre Walter Primrose ve eşi Given Morrison 1955'te doğdu. Lise ve üniversiteyi beraber okuyan çift ve 1980 1980 yılında evlendi. Kimlik dolandırıcılığına 1987 yılında başlayan çift, çaldıkları yeni kimlikleriyle 1988 yılında yeniden evlendi. Walter Primrose 39 yaşındayken sahil güvenliğe girdi ve 2016 yılında emekli olana kadar elektrik teknisyeni olarak görev yaptı. Primrose sahil güvenliğe kaydını sahte Bobby Ford kimliğiyle yaptığı için o zamanlar yaşı sadece 27 olarak görülüyordu. Mahkeme kayıtları çiftin 1987'de ölen bebeklerin kimliklerini neden üstlendiklerini tam olarak açıklamıyor ve çiftin avukatı yorum yapmaktan kaçınıyor. 1968 yılında 6 haftalıkken hayatını kaybeden Julie Lynn Montegül'ün babası, kızının adının suç planlarında kullanıldığını öğrendiğinde büyük bir şok yaşadı. 91 yaşındaki John Montegü, Associated Press'e yaptığı açıklamada, bunun olduğuna hala inanamıyorum dedi. KGB Devlet Güvenlik Komitesi Sovyetler Birliği'nin istihbarat ve gizli servisi. İlk olarak 1918 yılında Çeka adıyla kurulan teşkilat pek çok kez isim değişikliğine maruz kalmış ve son olarak 13 Mart 1954'te KGB adını almıştı.